Almanya'dan bir soru var. Çalıştığım firma cuma namazına iki haftada bir izin verebileceğini söylüyor. Ne yapmalıyım? İki haftada bir. Yani üç olursa münafık olacak ya. Bu insanlar ne kadar sınırları zorluyorlar. O iş yerinin sahibine aman şunu söylemeyin. Artık iki haftada bir de izin vermez. O hadiste söylenen şey işte üç hafta mazeretsiz olarak cumaya gitmezse münafıklardan yazılır. Bu itikadi münafık değil, ameli münafık. Üç hafta da gitmese cuma namazına bu insan kafir olan münafıklardan sayılmaz. Ama bunu o iş yeri sahibine söylemeyin aman. Bak der hoca böyle dedi. Zaten münafık da sayılmıyormuşsun. Artık iki haftada bir de izin vermiyorum. On haftada bir izin veriyorum. Der mi der yani. Şimdi bu halk böyle bildiği için işte üç hafta olursa münafık olursun falan. Öyle o hadisi öyle anlıyorlar. Halbuki öyle bir şey yok yani. Ameli münafıklıktır. Kasıt, itikadi münafıklık değildir. Bir insan üç defa, beş defa cuma namazına gitmese bundan dolayı münafık olmaz. Yani kafir olmaz. Ama münafıklar gibi amel işlemiş olur. Böyle bir iş yerinde çalışılır mı? Mücadele edilmeli. Sonuna kadar. Cuma namazı farzdır. Gidilmelidir. İki haftada bir eğer başka bir iş bulamıyorsa, zaten memlekette işsizlik var, cuma namazına gitmesine izin verecek bir iş bulamıyorsa çalışabilir. İki haftada bir cumaya gider. Gitmediği haftada mücadelesini verir ama gidemezse de günahı patronun boynunadır. Ama kendisi mücadeleyi vermek şartıyla. Eğer başka bir iş bulma imkanı varsa iş değiştirmelidir. Çünkü bir farzı terk etmiş oluyor. Farzın terki için ya zaruret durumu lazım, en azından bir hacet durumu lazım. Zaruret gibi kabul edilebilecek bir hacet. Yani zaruret menzilesine inen bir hacet durumu gerekir. Böyle bir durum yokken ne zaruret var ne hacet, bu durumda caiz olamaz farzın terk edilmesi. Onun için mücadele eder, olmazsa başka iş bakar, daha da olmazsa o zaman boynunu büker, gidebildiği kadar gider, günahı da patronadır ve devletedir. Bu düzeni kuranlaradır, bu düzeni böyle devam ettirenleredir.